mimar denilince dünyanın dört bir yanında akla ilk gelen, yüzyıllık hayatının ardından tam 300 eser bırakan koca Mimar Sinan. Sinan'ın eserleri çağın oldukça ilerisindeydi. Kullandığı matematik bugün dahi çözülebilmiş değil. Sır dolu yaşantısı da en az o eserler kadar ilgi çekiciydi. Gelin şimdi hep beraber Mimar Sinan'ın hayatından bizi şaşırtacak, efsane mi gerçek mi diye sorgulatacak bilgilere göz atalım. Biz onu Mimar Sinan olarak biliriz ama onun en önemli özelliği mühendislik alanında çığır açması. Mühendislik harikalarının bırakın dönemini günümüzde bile deha denilecek seviyede olması. Yaptığı köprüler ve mühendislik harikası eserler halen ayakta duruyor. Bunların en başında da Süleymaniye geliyor. Camii yapıldığı günden bu yana altının üzerinde onlarca deprem görmüş olsa da tek bir çatlak bile almamış, sapasağlam ayakta kalmayı başarmıştır. Çünkü Mimar Sinan zemin etüdünü çok isabetli yapmış, kazık temel tekniği kullanmıştı. Mimar Sinan yaşadığı dönemde 92 cami, 52 mescit, 55 medrese, 7 darülkura, 20 türbe, 17 imaret, 3 darüşşifa, 6 su yolu, 10 köprü, 20 kervansaray, 36 saray, 8 mahzen ve 48 hamam inşa etmiş. Bugün tüm bunların çizimi bile belki bir ömürden fazla sürebilir. Bu kadar eseri yapan ve onlarca öğrenci yetiştiren Mimar Sinan'ın bir matematik dehası olduğu söylenir. Özellikle dönemi itibariyle kullanılmayan birçok formülü kendisi geliştirmiştir. Fakat kullandığı formülleri ölmeden önce imha etmesi efsanelerin de kapısını açmıştır. Bunlardan en bilineni ise o dönem henüz matematik dünyasında olmayan integrali kullandığına ilişkin efsanedir. Eserlerini yakından takip edenler bunun efsane olmadığını kolayca savunabilir. Süleymaniye'nin kubbesini farklı ülkelerden getirdiği 4 file yağıyla desteklemiş, mihrap cephesiyle giriş kapısının üstüne yerleştirdiği yarım kubbelerle de gücünü arttırmıştır. Bunu yaparken de matematikte 5. bir işlem geliştirdiği ve 13 bilinmeyenle bir denklem çözdüğü söylenir. Efsanelerden bir diğeri de eserlerinde kullandığı harçlardır. Birçok açıdan çok sağlam diyebileceğimiz yeni harçlar üretmeyi başarmış, bununla daha az maliyetli ama daha dayanıklı tuğlalar yapmıştır. Standart Horazan harcı ile Roma harcını sentezlemiştir mesela. Tutulumu kolaylaştırmak için volkan tüfüne eşdeğer denilebilecek doğal bir kükürt bileşeni olan soğanı kullanmıştır. Deve kuşu yumurtası gibi harçta bir kısmını kullandığı şeylerin kalan kısmını da çeşitli yerlerde kullanmıştır. Sinan hem kalfalık eseri olan Süleymaniye'de hem de ustalık eseri olan Selimiye'de kubbeyi herhangi bir kayma veya deprem riskine karşı raylı bir sistem üzerine oturtarak 360 derece her yana 5 santim yatabilme özelliğini geliştirmiştir. Bu özellik günümüzde Japonya gibi ülkelerde depreme karşı kullanılmaktadır. Sinan'ı Mimar Sinan yapan dehası mıdır, gizemli oluşu mudur bilinmez ama öldükten sonra dahi öğrencilerinin yaptığı ve dünyanın 7 harikasından biri olan Taç Mahal'le asırlara meydan okumayı başarmıştır.